Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz kazanım tadında sorular. 3 testi arkadaşlar. Birinci sorudan başlayacağım. 1. Yukarıda verilen toplama işleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Bakın 3 1 daha 4. 7 4 daha 11. 11'in bir. biri elde var 1. 6 6 daha 12. 4 daha 16. Bir de elde 17. Gene elde var 1. Bakın bu 1'i önce 9'a veriyorum. 10, 15, 17. Gene elde var 1. 8, 8, 16. Bir de elde 17. Elde var bir. 6, 1. 6, bir daha 7. Yani 77.771. Doğru cevabımız D şıkkı. Olmuş oluyor. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. Ee, 3418, 248, 62198. Yukarıdaki verilen iş, toplama işleminin sonucu kaçtır diyor. En büyükten başlıyorum. 62198 Altına 3418 ancak basamaklara dikkat ediyorum arkadaşlar. Birler onlar yüzler binler on binler şeklinde. 248 bakın 248 şeklinde basamaklara dikkat ediyorum. 3 kere 8 24 elde var 2. 9 bir daha 10 14 16 elde var 1. 1 4 daha 5 7 bir de elde 8. Elde yok 3 2 daha 5 6 aşağı 65.864 doğru cevap aşkı olmuş oluyor. Dikkat edeceksiniz arkadaşlar basamakları aynı hizaya getirmeye. Üçüncü sorumuza bakalım. Yukarıda verilen toplama işlemi şemasına göre üçgenin yerine hangi sayı gelmelidir diyor arkadaşlar. Bakın burada önce şu iki sayının toplamını bulacağız. Buraya yazacağız. O ikisini toplayıp buraya yazacağız. Yani üçünü toplamış olacağız. Yani ben kısa olması açısından 3'ünü topluyorum. 7.321 6.898 Bunların toplamıyla bunu toplayacağım için ayrı ayrı uğraşmak istemiyorum. Tek bir kerede topluyorum. Çünkü sonuç zaten o ikisinin toplamıyla 5.329'un toplamı oluyor. 8, 1 daha 9. 9, 9 daha 18. Elde var 1. 1'i 9'a veriyorum. 10, 14. Elde var 1. 3 3 daha 6 6 8 daha 14 bir de elde 15 elde var 1 7 6 daha 13 5 daha 18 bir de elde 19 19548 doğru cevap Bursa olmuş oluyor. Ya da kitabımızın yaptığı gibi önce şuradaki 14.219'u bulmak sonra ona 5329 eklemek ama sonuçta gene bu 3 tane sayıyı ne yapmış oluyorsun toplamış oluyorsun değişen bir şey yok arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım. Yukarıda verilen karşılaştırmaya göre kare yerine yazılabilecek en küçük çift ve en küçük tek doğal sayının toplamı kaçtır diyor. Kare denen sayı büyükmüş 2341'den. O zaman 2341'den büyük sayılar 2342, 2343, 2344 gibi sayılar yazılabilir. Buna göre en küçük çift bu arkadaşlar. En küçük tek bu. E, bu ikisinin toplamı kaçtır diyor. Yani 2343 ile 2342'yi topla diyor. Toplayalım. 3, 2 daha 5. 4, 4 daha 8. 3, 3 daha 6. 2, 2 daha 4. 4685. Doğru cevap C şıkkı olmuş oluyor. Geçiyorum 5. soruya. Yukarıda verilen toplama işlemine göre verilmeyen kare, üçgen, yıldız ve yuvarlak rakamlarının toplamı kaçtır diyor. Bunu tahmin edelim. 5, 5 daha 10, 18 daha 18 elde var. 1 arkadaşlar. Şu 9 ile 1'i topluyorum. 10, 17, 17, 25 etmesi için 25'ten 17'yi çıkarırsam buranın 8 olması gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 25'in 5'i beşi elde var. 2 arkadaşlar. 3, 3 daha 6, 2 daha 8. 8 17 etmesi için 17'den 8 çıkarım 9. Demek ki yıldız da 9'muş arkadaşlar. Evet. 8 17 elde var 1 dedik. 4 1 daha 5 etti. 12 etmesi için 12'den 5'i çıkarırsam 7. Demek ki burası da 7'ymiş arkadaşlar. 12 elde var 1. 2 1 daha 3. Demek ki yuvarlakta 3'müş. Toplarsak bakın 10 19, 27 toplamımız A şıkkı çıkacaktır. Biraz burada çıkarma yapmanız lazım. Toplamanın tersi çıkarma çünkü. Geçelim 6. soruya. Aşağıda verilen toplama işlemlerden hangisinin sonucu en çoktur diyor. Arkadaşlar bir toplama işleminin sonucunun çok olması için toplanan sayıların çok olması lazım. Evet arkadaşlar Burada e, verilen toplam işlemlerden hangisinin sonucun en fazla olduğunu tahmin etmek için ben e, uzun uzun yapmak yerine son iki basamağını sıfırlıyorum ve topluyorum. Bakalım ne çıkacak? Bakın 0, 0, 5, 2, 3, 2 daha 5, 7, 7500 gibi yaklaşık bir şey çıkacak. 5800 ile 2300'ü toplarsam 0, 0, 8, 3 daha 11 elde var 1, 5, 2 daha 7, 8. 4800 de 3500'ü topladığımda 0 0 13 elde var bir. Bu da 8300 yapıyor. 3200 4500'ü topladığımda da 7700 gibi bir şey çıkıyor. Yani buradan görüyoruz ki toplama en fazla olan 8300 de C şıkkı oluyor arkadaşlar. Gerçek değerlerini de görelim bakın arkadaşlar. 7623, 8177, 8403, 7872 gibi gerçek değerler çıkmış. Ama ben son iki basamağı sıfırlayarak tahmin ettim ve doğru sonuca ulaştım arkadaşlar. Arka sayfaya geçelim. Evet. 7. İki doğal sayının toplamı 250 ediyormuş arkadaşlar. İki tane sayıyı topladığımızda Evet, toplamı 250 ediyormuş. Bu doğal sayılardan her birine 28 eklenirse bu da 28 büyüyecek. Bu da 28 büyüyeceği için sonuç 28 artı 28 56 büyüyecek arkadaşlar. Bu iki sayının toplamı nasıl değişir diyor. Toplamı kaç olur demiyor arkadaşlar. Toplamı nasıl değişir diyor. İkisi de 28 arttığı için toplam 56 ne yapacaktır? Artacaktır arkadaşlar. Değer vererek de düşünebilirsiniz. Bakın Toplananlardan birine 100, birine 150 demiş. İkisine de 28 eklemiş. Böylece 128 ile 178 olmuş. Onları toplayınca 306 çıkmış. 250, 306'dan 250 çıkınca 56 arttığını görmüş. Gelelim diğer sorumuza. 8. 87 milyon 684 milyon 123 bin doğal sayısının 10 binler basamağındaki rakamın basamak değer. Bakın 10 binler, birler, onlar, yüzler, binler, 10 binler. 10 binler basamağındaki 8 rakamı 1 2 3 4 tane sıfır attım çünkü sağında 4 tane rakam var. İle birler bölüğündeki sayı, birler bölümündeki sayı 123. Toplarsam 80.123 olacaktır. Doğru cevap D şıkkı olacaktır arkadaşlar bir rakamın basamak değerini bulurken o rakamı yazıyorduk. Sağındaki rakamların yerine hep sıfır atıyorduk. Böylece kolayca buluyorduk. Hatırlayınız. Gelelim. Dokuzuncu soru. Bir otomobil fabrikasında üretilen otomobiller birden birinci ayda 3418 tane. ikinci ayda 5619 tane satılmıştır. Fabrikada 2838 tane otomobil kaldığına göre üretilen otomobil sayısı kaçtır diyor. Bakın bunlar elden çıkınca geriye 2338 kalmış demek ki 2838'e bunları ilave edersem yani 3400 pardon arkadaşlar yanlış yere yazdım ben de evet 3418'i ve 5619'u eklersem başlangıçta üretilen otomobil sayısını elde ederim 88'da 16 169'da 25 elde var 2 3, 4, 5, 2 de 7, elde yok. 10, 18, elde var 1, 3, 2 daha 5, 5, 5 daha 10, 11, 11.875 cevabımız olmuş. Ya da önce satılanları toplarsınız, satılanları kalanı eklerseniz önceki durum ortaya çıkar. Doğru cevabımız Bursa. 10. soruya bakalım. Her rakamı bir defa kullanmak şartıyla 4 basamaklı iki doğal sayının toplamı. Bakın 4 basamaklı şöyle kutucuklarla yaparsam şöyle kutucuklarla yaparsam daha güzel olur arkadaşlar daha net görürsünüz. Evet 4 basamaklı iki sayının toplamı. Her rakamı bir defa kullanacağız. O zaman 9'u bir yere 8'i bir yere koyalım. Her rakamı bir defa kullanmak şartıyla 4 basamaklı iki doğal sayının toplamı diyor. 9 8 7 6 5 4 3 2 şeklinde seçtim arkadaşlar. Bakalım 5 9 13 elde var 1 10 18. 18395. Evet doğru cevap Bursa olmuş oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9 8 7 diye gitmedim çünkü arkadaşlar ee, binler basamağına 9 yazdınız mı 8'i gidip de yüzler basamağına yazarsanız sayının toplamını küçültmüş olursunuz. Hatta onu da deneyelim isterseniz. Bakın 9, 7, 6, 5, 4, 3, yazarsanız daha küçük bir sonuç çıkar. Görelim bakın 10, on, 13 on elde var 1. Bakın 15.000 gibi daha küçük bir sonuç çıktı. Onun için 8'i daha değerli yani binler basamağında kullanmak daha doğrudur. Önce binler basamağına en büyük rakamlar sonra yüzler sonra onlar şeklinde gitmek daha doğrudur. Gelelim 11. sorumuza. Bir inşaata birinci gün 4873 tuğla, ikinci gün 5673 tuğla, üçüncü gün 8819 tuğla gelmiştir. Dördüncü gün ise ilk iki gün gelen toplam tuğla sayısı kadar tuğla gelmiştir. Yani 4873 ile 5000... 673'ün toplama kadar. 6 14 elde var 1 15 elde var 1 B 10. Demek ki 4. gün bu kadar gelmiş. İlk buna göre 4 günde inşaata toplam ne kadar gelmiş diyor. Bakın 10.546 4. gün. 3. gün 8.819. İlk iki gün ise dördüncü gün kadar. Yani gene 10.546 tane. Tek tek yazmadım. Toplamını yazdım. 6, 6, 12, 21. Elde var 2. 4, 4, 8, 10, 11. Elde var 1. 10, 18, 19. Elde var 1, 9. Evet 29.911. Yani doğru cevap A şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek tek de yazabilirsiniz. İlk iki günün toplamı dördüncü gün olduğu için dördüncü bir ve ikinin toplamı yerine dördüncüyü ikinci kez de yazabilirsiniz. Değişen bir şey olmayacaktır arkadaşlar. Gelelim on ikinci sorumuza. Süleyman 32 yaşındadır. Onur Süleyman'dan 12 yaş büyük. Onur Süleyman'dan 12 yaş. 12 yaş büyükse ekleyelim. Demek ki Onur 44 yaşındaymış. Sibel'den iki yaş küçüktü. Bakın kimin için konuşuyoruz? Onur için konuşuyoruz. Onur denen 44 yaşındaki çocuk Sibel'den iki yaş küçükmüş. Yani Sibel ondan iki yaş büyükmüş. 44'e iki eklersek Sibel'de 46 yaşında olur. Buna göre bu üç kişinin yaşları toplamı yani Sibel, Onur ve Süleyman toplarsak 12 elde var 1 4 4 daha 8 11 12 122 12, olmuş oluyor doğru cevabımız D şıkkında bulunuyor arkadaşlar 13 ve son sorumuz yukarıda okunuşu verilen doğal sayının o zaman rakamla bir yazalım arkadaşlar rakamla yazmadan üzerinde yorum yapmak doğru olmaz 718 milyon bakın 718 milyon 40 bin bakın 40 yazamam 040 Din 8. de yazamam. 008. Evet. Yukarıda okunuş verilen doğal sayının 10 binler basamağındaki rakamın birler, onlar, yüzler, binler, on binler. Basamak değeri. Basamak değeri 4'ü yazarız. Sağındaki rakamlar yerine 0 atarız. 40 bin ile milyonlar bölüğündeki sayı. Milyonlar bölüğünde 718. Toplarsam 40 bin 718. 40 bin 718. olmuş oluyor arkadaşlar. Önce okunan sayı rakamla yazacaksınız. Sonra gereğini yapacaksınız. Basamak değeri ise rakamı yazarsın. Sağındaki rakamları yerine hepsine sıfır yazarsın. Bölükteki sayı derse o bölükteki sayıyı alırsın. toplarsın. işi bitirsin. Dersimiz burada bitti arkadaşlar. Teşekkür ederim.